Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün yeni bir remodeling projesi yapacağımız eve geldik. Bunu da auction'dan almıştık. 33 bin dolar aldık. Bu güzel bir ev. Mahallesi de güzel. Şimdi bu evle alakalı konuşacağız. Öncelikle şöyle dışını göstereyim. Gördüğünüz gibi 1,5 katlı gibi gözüküyor. Şurası entry level. Şurası da işte 1,5 olan kısmı. Orada 3 tane oda var. Tuvalet, banyo var. Burada salon, mutfak ve dining odası var. Hemen şu girişte, hemen şurada bir tane oda var, şurada gördüğünüz gibi. Onun yanında tek arabalık bir garaj var. Şuradan görebilirsiniz. Bu ev 6 yıldan beri boş. O yüzden hep camlarını falan hep böyle kapatmışlar şeylerle, plywoodlarla. Az önce bayağı bir ağaç kestik buralarda. Yani daha doğrusu ağaçlaşmış çalılar vardı, kocaman olmuş. Bunların hepsini kestik, bir kısmını şeye yükledik. Şimdi evin içini göstermeden önce şöyle dışında bir yürüyelim biraz. Şimdi bu ev 6 yıldan beri boş olduğu için bize elektrik kampanyası, elektrik servis sayaçlarını falan yenilememizi istiyor. Şu an elektrikçimiz yeni bir sayaç box'ı install ediyor. Hayırlıyız. Şimdi buradan yeni bir 200 amperlik bir sayaç kutusu takıp şu karşıdaki elektrik direğe takılacak. O yüzden şuradaki ağaçların hepsini kesmemiz gerekiyordu. Onları kestik. Şimdi arkaya gidelim. Arkayı göstereyim size. Evin arkası aşırı derecede büyük. Ve bakarsanız şu karşıdaki binanın tam arkasına kadar devam ediyor evin arka sınırı. Yan sınırlarda şunlar işte, şurada fensler var görüyorsunuz, demek çalıların aralarında, belki çalılardan gözükme olabilir. Burası da şurada. Yani baktığınız zaman yarım acre'lık, artık kaç dönüm yapıyor onu bilmiyorum, birkaç dönüm yapılması gerekir. Acre'la dönüm arasındaki çok bağlantıyı bilemiyorum. Neyse, şu an arka mutfağından giriyoruz. Burası mutfak kısmı. Mutfak da daha doğrusu. Buradaki tüm mutfak dolaplarının hepsini komple yıktık, attık. Burada mutfak dolapları vardı. Şurada bir yerde ocak vardı. Buradan böyle devam ediyordu. Bu duvar vardı burada. Duvar odayla, salonla mutfak ve yemek kısmını ikiye ayırıyordu. Ve burası sink vardı. Şurada lavabo. Ve şurada da bulaşık makinesi vardı. Burada bir tane island vardı. Yani küçük böyle bir extension var. Burada insanlar kahvaltı yapabiliyorlardı. Biz bunların hepsini yıktık. Şimdi ne yapacağımızı konuşayım. Şimdi salondan göstersem çok daha iyi olur. Şimdi burası evin girişi. Evden girdiğimizde şöyle bir manzara var karşımızda. Şimdi bu duvarı komple buradan şuraya kadar, şu çizgiye kadar, şurada bir tane testere ucu var. Oraya kadar tamamen yıkılacak. Buraya bir tane supporting binler konulacak. Yani bu tahtaların yaptığı işi yapsın diye. Yoksa buradaki şey çökebilir. Onu orada bir destek koyacağız ve duvar tamamen kaldırmış olacağız. Halılar kalkacak buradan. Önce salondan şey yapalım, bahsedelim. Halılar tamamen kalkacak. Buraya yeni hardwood floor yapacağız. Tamamen bu alandan başlayıp şuradan devam edecek. Şu dining area ve kitchen'e kadar devam edecek. Yani burası, bu level tamamen aynı flooring ile döşenmiş olacak. Mutfakla alakalı bahsedelim. Mutfak dediğim gibi burası gidince buraya bir tane kitchen cabinet gelip buraya doğru kitchen cabinet uzanacak şöyle fazladan. Ve insanlar burada kahvaltı yahut da öğle yemeği yerken hemen yemek hazırlanıp burada yenilecek şurada. Şuraya hani bar stool denilen yüksek sandalyeler konulup bu şekilde bir şey olacak. Buraya büyük bir buzdolabını buraya koyacağız. Bunu çok bayağı tartıştık benim remodeler'la. Yani bu sonuca kanat kıldık şu anlık. Tabii yolda değişebilir ne fikrimiz. Yine buraya kitchen cabinet konulup buraya sinkimiz konulacak. Burada bulaşık yıkama makinesi olacak. Büyük ihtimal tam bunun ortasına bir yere, şuraya bir yere şeyi koyacağız. Ocakla fırını koyacağız buraya.
Buradan böyle devam edecek. Büyük ihtimal kanta tabımız. Bunu tabi buradan kaldıracağız. Bunu buradan kaldırmış olacağız. Mutfağımız gerçekten çok lüks olacak. Üzerine granit koyacağız. En güzel kitchen cabinetlerden kullanırız. Böyle ucuzlarından değil. Yerdeki hardwood floorlar çok kaliteli hardwoodlar olacak. Öyle ucuz malzeme kullanmayacağız. Evi 130 ile 150 bin arasında satacağını düşünüyoruz. Yani bir 33'e aldık. Hadi 35'e bana mal olduğunu düşünelim. 1-2 borcu falan var. 35. Büyük ihtimal 30 bin dolar bunun üzerine koyacağız. 30-40 bin dolar diyelim. 40 bin koysak. Yani 75-80'e mal olacak ve 130-150'ye satmayı planlıyoruz. Şimdi odalarını göstereyim. Odalar çok simple gördüğünüz gibi. 4 duvar. Duvarları tamir edip boyayacağız. Yeni fixture'lar takacağız. Yeni kapılar takacağız. Tüm prizler hepsi değişecek. Bunların hepsi değişecek. Ve böylece bu odaların hepsi tamamen bitmiş olacak. Burası master bedroom. Yine aynı. İki tane penceresi var. İşte yerleri tekrardan yapacağız. Güzel bir finish floor yapacağız. Yine kapılar takacağız. Yeni lamba takacağız buraya. Ondan sonra tuvalete banyoya doğru gidelim hızlı bir şekilde. En büyük ikinci proje de burada mutfaktan sonra. Şimdi daha öncesini anlatayım size. Burada daha öncesinde gördüğünüz gibi buradan böyle bir giriş var. Burada sonra ikinci bir giriş var. Bu girişte girdiğiniz zaman burada lavabo vardı. Burada lambası vardı. Tuvalet de buradaydı. O zaman ortada bir duvar vardı. Bu duvar tamamen burada vardı. Ondan sonra ikinci kısımda da burada duş yeri. Yani tub, shower tub denilen yer vardı. Ve şöyle bir entrance vardı. Yani şunu göstereyim şimdi şurayı. Burası hallway. Hallway'den giriyorsunuz. Burada bir tane sink var. Burada bir tane tuvalet var. Burada bir tane kapı vardı. Ortada kapı. Yani bu kapıyı açtığın zaman buraya girip burada duş alabiliyordun ve bu kapıyı kapatıyordun. Yani bu insanlar buradaki tuvaleti ve lavaboyu kullanırken sen burada duş yapabiliyordun. Aynı şekilde bu kapıyı kilitliyordun. Master bedroom'dan geliyordun. Burada sen duş alabiliyordun. Şimdi biz bu duvarı tamamen kapatacağız burayı. Burası tamamen kapanmış olacak. İki ayrı tam bir banyo olacak. Bu duvarı da ortadan kaldıracağız. Şimdi bu duvarı ortadan kaldırınca tuvaletimizi buradan şuraya çekeceğiz. Şurası tuvaletimizin olduğu yer olacak tam. Buraya geniş bir tane tam bu duvarın olduğu yere kadar oradan buraya kadar bir tane vanity koyacağız. Yani iki tane ya da bir tane büyük bir şey koyacağız. Lavabo koyacağız. Yerler tamamen fayans olacak. Yerlerimiz fayans olacak. Ondan sonra bunları tabi şunları kaldırıyoruz şu panelingleri. Biraz zaten şu karşı tabak gördüğünüzde bunları kaldırdık. Bunları da kaldırmaya devam ediyoruz. Bunlar hepsi kalkacak. Bunlar kalkınca bunların buraları fayans olacak şu kısımlar. Aynı şekilde burada da bu tuvaleti buradan alıp buraya koyacağız. Tuvalet burada olacak. Buraya bir tane küçük bir tane lavabo koyacağız. Aynası, ayna lambası falan burada olacak. Ondan sonra buraya duşa kabin koyacağız. Yani hazır değil de etrafı böyle tile olan, böyle kapısı olan güzel bir duşa kabin yeri olacak burada. Yani iki tane ayrı full banyosu olmuş olacak. Bu evin değerini çok ciddi manada artıracak. Şu an piyasa fiyatı 120 bin dolar gibi gösteriyor. Bunu ekleyip aşağıya bir tane oda ekledikten sonra ve şu kitchen ekledikten sonra herhalde 150'ye satacağımızı düşünüyoruz. Son odamızı gösterelim. Üst kattaki son odamız. Yine küçük bir oda. Her zamanki gibi işte 4 duvar. Hepsi tamir edilip boyanacak. Yeni lambalar takılacak. Yeni kapılar takılacak. Yeni prizler takılacak. Ve yerdeki hardwood floorlar sand yapılıp zımparalanıp yeni polyur denilen yani vernik tarzı bir şey sürüldüğü zaman yepyeni bir floor olmuş olacak. Üst kat böyle. Ve salonla alakalı bir iki bir şey daha anlatabilirim belki bu arada. Şu karşı duvara büyük bir tane televizyon konsolu gibi bir şey olacak. Yani televizyonun arkasına bir ahşap görünümlü bir tasarım yapacağız. Duvara güzel bir duvar kağıdı olacak. Ondan sonra
Buraya, şuraya tam şu arkama, şöyle bir küçük bir tane daha televizyon ekranı asacağım. Güvenlik kamerasını direkt buraya bağladığım zaman evin dört tarafına bağlı olan kameralarla evin etrafında neler oluyor, neler bitiyor. Hani güvenlik açısından, ekstra bir güvenlik açısından güzel olabilir diye böyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Bunları adım adım yaptıkça siz de göreceksiniz. Şimdi anlatıyorum, belki bazı şeyler tam oturmuyor olabilir. Özellikle mutfak çok biraz karışık, kafa karıştırıyor ama bitince daha iyi anlayacaksınız. Neyse, şimdi aşağı doğru gidelim. Evin aşağısına bakalım. Burası basement'a gidiyor. Şu an gördüğünüz gibi her tarafta su izleri var. Çünkü buraya kadar, şu ayağımın olduğu yere kadar, tam şuraya kadar, şu basamağa kadar suyla doluydu. Yani 4 fit kadar, 1 metre civarında su vardı. Şimdi basement'ı göstereyim size. Eğer karanlıkta çekebilirsem. Tamamen her taraf su, çamurla kaplı her taraf. Şimdi oraya yeni elektrik paneli takıyoruz. Şu karşıda gördüğünüz metal. Yeni 200 amperlik elektrik paneli. Onu takıyoruz. O büyük bir update olmuş olacak ev için. Şimdi mutfaktan aşağı inince tam basement'la ikisinin ortasında bu kapı var. Bu kapıdan giriyorsunuz. Burası bir ofis gibi bir şey olacak büyük ihtimal. Ya ofis olarak kullanılabilir. Yetişkin, yani çocuk, böyle 13, 15, 17, 18 yaşlarında bir çocuğun odası olabilir. Dışarıdan direkt çıkışı var. Şurada penceresi var, şu panelin arkasında. Burası güzel bir oda olacak. Ve buradan bir kapısı var. Kapısı böyle bir küçük bir boşluğa açılıyor. Bu boşluk utility closet. Yani utility closet, burada ıvır zıvırların olduğu bir ekstra depo gibi bir alan olarak düşünebilirsiniz. Öyle bir yer. İşte burayı güzelleştiririz. İşte plywood vurup işte duvar yapacağız. Her taraf düzgün gözüksün diye. Öyle bir şey olacak. Ve burada şeyimiz var. Garajımız var. Küçük bir garaj. Tek arabanın sadece bir garaj. Ama gördüğünüz gibi duvarları falan çok aşırı sağlam. Çok düzgün. Hiç kırık yok. Yani bir evde alınırken en dikkat edilmesi gereken şeylerin bir tanesi. Hadi en önemli şey budur. Foundation denilen, yani yan betonların sağlam olmamasıdır. Bunlar aşırı temiz, çok temiz. Şimdi burada yapacağımız şey, şu her tüm tahtaların hepsini sökeceğiz. Sadece 4 duvar olacak. Başka bir şey olmaz. 3 duvar olacak daha doğrusu. Temiz bir ceiling olacak. Ondan sonra yerler epoxy paint ile boyayacağız. Güzel böyle lüks gösteren, biraz böyle allık pullu bir şey. Onu boyunca zaten göreceksiniz. Şu garajın kapısını değiştireceğiz. O çok eski, kırık falan. Onu tamamen çıkarıp yeni bir tane takacağız. Ve güzel bir tane akıllı smartphone'larla uyumlu bir garaj opener'ı takacağız. Onun avantajları nedir? Birisi garajını açtığınız zaman senin telefonuna uyarı gelecek. Garajın açıldı, kapandı gibisinden. Ondan sonra sen garajının kapısını açıp kapatabileceksin eğer gerektiğinde. Öyle bir güzelliği olacak. Ve onun haricinde bir iki smart deyince aklıma bir iki şey daha geldi. Üst katta unuttum. Üst kattaki lambaları, ceiling fenlerini kontrol eden akıllı bir sistem kuracağım. Tüm evin içindeki lambaları, ceiling fenlerini smartphone'larınızla kontrol edebileceksiniz. Açıp kapatabileceksiniz. Bu yani ekstra bir özellik. Ne kadar işinize yarar? Tabii kimisi seviyor böyle şeyleri, kimisi sevmiyor. Yani ekstra bir özellik olsun diye öyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Dışla alakalı dediğim gibi sadece çevre düzenlemesi olacak. Çünkü evin dışı gayet güzel, temiz. Siding'ler falan çok temiz. Dikkat ettiyseniz bu odanın, oturma odasının lambası hiç yok. Bu, yani 50 yaşlarındaki evlerin genelinde salonunda lamba olmaz. Çok çok enteresan. Şurada gördüğünüz bir tane şey var. Switch var. Bunlar şuradaki outletleri kontrol ediyor. Yani adamlar buraya küçük bir tane masa lambası yatıyor. Köşeye ayakta duran lamba koyuyorlar. Ona takıyorlar ve bununla onu açıp kapatıyorlar. Buraya lamba takmıyorlar. Tabii biz buraya bir tane lamba takacağız. Tam şu ortaya, şu izin olduğu yere güzel bir tane büyük bir lamba takacağız. Ve bu switch'i de oraya bağlayacağız. Ve böylece güzel bir update olmuş olacak ev için. Şimdi yeni başladık, dediğim gibi bu yıkma işlemlerine başladık. Şimdi bunların hepsini kaldırıp dışarıdaki treylere atacağız. Şu an bu treylerimiz
sadece ağaçlar var. Şimdi başka bir tane trailimiz var, büyük bir tane, o gelecek. Onun için de bu tıraş şeyler atacağız. Evin yıkılmış atacağız. Şimdilik bu kadar anlatacaklarım. Dediğim gibi ev çok büyük bir ev. Güzel bir ev. Yani güzel bir, daha doğrusu talihli olduk. Ben şu şöyle anlatayım bunu. Bu evin şeyin hikayesini. Açık arttırmada tüm evlere baktık. Bir tek buna bakmamışız almadan önce. Açık arttırmaya ev çıktığında ben bu evi gördüğümü, daha doğrusu arkadaş girdiğim, birlikte iki arkadaş girdi açık arttırmaya. O bu evi gördüğünü söyledi ve çok güzel dedi. Ev çok güzel dedi. Ev şöyle dedi, böyle dedi. Ondan sonra ise ben o yüzden açık arttırmada kesin alıcı olarak elimi kaldırdım. Ta 3-5 binden başladı işte. 33 bine kadar çıktım ben. Ama ne aldığımı bilmiyordum. Arkadaşın sadece o sözüne binaen, yani güzel bir ev. Yani yeri de güzel, mahallesi de güzel. Ev güzel, şöyle büyük falan filan dedi. Evi hiç görmeden almış oldum. Daha sonra buraya geldik. Buraya bir geldik. Arkadaş dedi, ben bu evi görmemiştim dedi. Bu ev o ben bahsettiğim ev değil dedi. Yani evi görmeden aldık. 33 bin aldık ve çok güzel. Yani o kadar ev almıştım. Onların içerisindeki en güzel ev bu ev çıktı. Hiç görmeden aldığımız ev. Bakarsanız şöyle, yani sidingleri yepyeni, tüm kapı pencereleri plastik, kapılar daha doğrusu demir, pencereler falan hepsi plastik. O yüzden dışla alakalı yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece çevre düzenlemesi, ki zaten çoğunu yaptık şu an. Bunları hepsini attıktan, buraları temizledikten sonra bir iki landscaping yapınca burası gayet güzel görünen bir ev olacak dıştan. Zaten içi de hani en pahalı malzemelerden kullanacağız. 40 bin dolar gibi bir para harcayacağız içerisine. İçerisi tamamen böyle yeni yapılmış gibi olacak. Umuyoruz 130 ile 150 arasında bir fiyata gideceğini tahmin ediyoruz. Tabi bizim ümidimiz, bakalım nasıl olacak. Haftada bir bununla alakalı video atmaya çalışacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın.